Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında, tam lezzetinde enfes bir şekerpare tarifim olacak. Hindistan cevizi şekerpare tarifi vereceğim. Şekerpareyi yapmadan önce tabii ki de şerbetini hazırlıyoruz ki soğusun. Ben bir gün önceden hazırladım. Daha pratik oluyor. Sizler de öyle yapabilirsiniz. 3 su bardağı su ve şekeri tencereye aldım. Kaynamaya başlayınca altını kısıp 20 dakika kaynattım. İndirmeye yakında çeyrek limon ekledim. Şimdi şekerparenin hamurunu hazırlamaya geldi sıra. Önüme malzemelerimi aldım. Karıştırma kabımın içerisine 2 tane, yani toplamda 3 yumurta kullanıyoruz. 3 yumurtanın bir tanesinin sarısını ayırıyoruz üzeri için. Elimde bir paket 250 gram tereyağım var. 2 saat oda sıcaklığında beklettim. Mutlaka en az 1-2 saat oda sıcaklığında tereyağı bekletin. Tereyağı kullanmak istemeyenler tabi margarin de kullanabilirsiniz ama tabi tereyağı daha lezzetli oluyor. 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 3 yemek kaşığı irmik, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir paket vanilya şekeri, bir paket kabartma tozu, evet, güzelce malzemeleri karıştırıyoruz unu eklemeden. Bu işlemi mikserle de yapabilirsiniz. Daha kolay olur. Evet, güzelce bütün malzemeleri karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş ununu ekleyeceğim. Tabi ununu dikkatli ekleyin. Aldığı kadar un ekliyoruz. Yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. Kıvamına göre eklersiniz. Fazla eklerseniz de hamurunuz sert olur. Tatlınız güzel olmaz. Evet, şekerparenin hamuru hazır. Tam istediğim kıvamda, çok güzel. Ele yapışmayan, kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Şöyle göstereyim. Hamuru şöyle 15 dakika kadar dinlendirdim. Yapmaya başlıyorum. İki şekilde yapacağım. Bir yuvarlayacağım, bir de uzun şekilde. Ceviz büyüklüğünde yuvarlayın. Evet, yuvarladım. Şimdi uzun şeklini veriyorum. Bezeyi alın. Hafiften yuvarlayıp uzunlamasına doğru tekrar yuvarlayın. Ve hafiften avucunuzun ortasıyla bastırın. Evet, hamurum bitti. Hamurun tamamını yaptım. Tam bir tepsi çıkıyor verdiğim ölçülerden. Şimdi yumurta sarısını süreceğim. Yumurtanın sarısını bolca sürün. Güzel kızarsın.
Yumurtalarını sürdükten sonra da ceviz ve fındığı ekleyeceğim. Yani size 3 çeşit nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Evet, çatalla uzun şekillerin üstünden geçiyorum hafif bastırarak. Bunların üstüne bir şey koymayacağız. Evet, fındıklarını iyice bastırın içine doğru. Çok üzerinde kalmasın. Şimdi cevizlerin elimde tüm cevizler var. Onları da şöyle bastırarak yerleştiriyorum. Yani şekerpare istediğiniz bu üç şekilde de yapabilirsiniz. Tercih sizin. Evet, şimdi 180 derece fanlı bölümde kızarana kadar pişireceğim. Evet, güzelce şekerparelerim piştiler. Sıcak sıcak hemen soğuk şerbetini döküyoruz. Fırında güzel kızarsınlar alt üst. Evet, şerbetin tamamını döktüm. Ve tatlıyı en az 2 saat şerbette bekletin. Şerbeti güzelce çeksin. Ve bunların üzerinde süsleyeceğim yeşil fıstıkla. Dilerseniz Hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz. Çok enfes bir tatlı gerçekten. Mutlaka yapın. Yemelere doyamayacaksınız. Ben çok fazla yedim. Umarım sizler de bu tarifimi yaparsınız ve severek afiyetle yersiniz. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.